Merhabalar. Bugün sizlere beslenme ve diyet konusunda sosyal medyada en çok sorulan sorular konusunda bir video çekmek istedik. Yanımda duran sorularda neler var şu anda kağıtlarda bilmiyorum ama ben de şimdi görüp ona göre cevaplandıracağım. Başlayalım. Evet, ilk sorumuz. Diyetteyken rüyalarınıza yemek girmesinin mantıklı açıklaması var mı? Bu soruya şöyle bir cevap verebilirim. Herkes tabii ki diyete başladığında rüyasında yemek görmüyor. Eğer kendinizi çok fazla kısıtladıysanız bu sizin tabii ki bilinçaltınıza işleyip rüyalarınızda sevdiğiniz yemekleri görmenizi ve yediğinizi görmenize sebep olabilir. Bu nedenle bence diyetinize tekrardan gözden geçirmek gerekir böyle bir şey yaşıyorsanız. O normal, o şartlarda eğer çok fazla kısıtlama oluyorsa normal diyebiliriz. İkinci sorumuz. Limonlu su zayıflatır mı? Hiçbir besin tek başına zayıflatmaz. Mümkün değil. Limonlu suyu tavsiye ediyoruz. Çünkü C vitamini içeriyor. Daha sık belki idrara çıkmanızı sağlıyor. Ama zayıflatır mı dersek hayır, zayıflatmaz. Üçüncü sorumuz. Bakalım. Bağımlılıklarımızı bıraktığımızda ani kilolar alıyoruz. Bu tarz dönemler için özel diyetler mevcut mudur? Evet, özellikle sigara kullanımından sonra fizyolojik olarak zaten 6 ayda bir 5-6 kilo alınması mümkün. Çünkü metabolizmanız yavaşlıyor. Ama onun dışında tabii ki biraz daha fazla abur cubura da yöneliyoruz. Haliyle oluyor bu 15-20 kilo kadar. Ben genelde sigara bağımlılığı bırakıldığı zaman spora başlanmasını tavsiye ediyorum. Çünkü metabolizmanız zaten yavaşlıyor. Hızlandırmak için birazcık daha fiziksel aktiviteyle bunu tamamlamaya çalışıyoruz diyelim. Emzirme döneminde diyet yapılır mı? Evet, güzel bir soru. Emzirme döneminde 4. aydan itibaren sütün kalitesini artırmak da dahil olmak üzere zayıflama diyeti yapılabilir. Bu ne sizin bebeğinize zarar verir ne de sizin vücudunuza zarar verir. Tam tersine aslında daha dengeli besleneceğiniz için iki taraf için de olumlu bir şey diyebiliriz. Şimdi gelelim son sorumuza. Spor yapmadan sadece diyet ile zayıflamak mümkün müdür? Evet, mümkündür. Pek çok kişi aslında diyetle zayıflıyor. Ama bize bir de şöyle bir soru geliyor. Diyete başladıktan sonra ne zaman spora başlamalıyım? Aslında ilk 2 hafta kadar spor önermiyorum. Yani ekstra bir fiziksel aktivite yapmanızı gerekli görmüyorum. Çünkü zaten kalori kısıtlamasına gittiğiniz için bir de sporla birlikte kendinizi daha halsiz, bitkin hissetmeyin diye. 2 hafta sonrasında kişinin kilosuna, yaşam tarzına bağlı olarak belki yürüyüş, belki daha ağır fiziksel aktivite tavsiye edebiliyoruz. Bu tamamen dediğim gibi kişinin yaşam tarzına göre ayarlanılıyor. Sorularımız şimdilik bu kadar. Başka sorunuz olursa alta yorum olarak bırakabilirsiniz, cevaplandırabiliriz. Tekrardan görüşmek üzere, hoşçakalın.